Evet, bölgemizin tarih ve doğa güzelliği ancak bu kadar güzel fotoğrafları çekilebilir ve sunulabilir diye düşünüyorum. Evet, iyi ki Orhan Bey'in varlığını çektiği fotoğrafları görme imkanımız oldu ve bu güzel programı onları kaynaklı kullanıyoruz. Arkadaşlar en son kaldığımız yerden görüntü ekrana gelsin. Şimdi Antakya tarafında bir dağın üzerinde bir insan görüntüsü var. Orhan Bey, neresi burası? Heron, evet Heron. Romalılar zamanında mı yapılıyor? Romalılar döneminde yapılmış. Neden insan şeklinde böyle bir kayalar? Yeraltı, evet yeraltı şeyi var, kayıkçısı var. O yeraltı kayıkçısı, o devirlerde şey gelmiş, Antakya acayip bir şekilde veba hastalığı gelmiş. Evet. Bunun da sebebini işte yer altındaki o kayıkçı olduğu söylenir. Bir dedikodu yayılıyor ve onun işte şeyini yapıyorlar. Bu bir tılsım mı, sihir mi? Yani Tılsım yapıyorlar. hastalık gelmesin Gelmesin diye işte tılsım işte ona bir saygı tanrı gösteriyorlar. gibi bir insan Bize kafası. yollama işte yeraltı. Çünkü eski inançlarda şeyler hastalıklara bir yer altından gelir. Yer altında genelde ya kötü ruhlar yaşar ya da işte hastalıklar olur. Dolayısıyla o hastalıkları yeryüzüne kimse taşımasın veya da bırakmasın. Çünkü o şeyin yer altının bekçisidir o. Bu kaya şeklindeki Tanrı'ya dua mı ediyor insanlar? Yani temelden bulunuyorlar. Hani işte huzuruna gelip diyor Tanrı işte Heron değil mi Tanrı'nın Evet, adı? evet. Sen hastalıktan bizi Kayıkçı. koru mu diyorlar? Evet, ona işte şey yapıyorlar. Bu sunak gibi bir şey yapmışlar. Yani ona bir tapınma yerinden çok bir sunak. İşte biz sana saygı gösteriyoruz. İşte sen bizi koruyorsun. Sen bu yer altındaki şeyleri bırakmıyorsun yer üstüne kötülükleri. Onun için sana saygı duyuyoruz diye sunak onu o şekilde Evet. yapmışlar. Bir başka yöntemle gidelim arkadaşlar. Ve şimdi Karasis Kalesi'nin üzeri Orhan Bey. Bu coğrafyada bir Uçak. dağın üzerinde bir kent var. Bir kale kent. Bunun hikayesi nedir? Uçaktan çektiğim bir resim o. Bu tabii şeyden kalma. Ya milattan önce 333 yıllarında bu bölgeye gelen Büyük İskender'den kalma bir kale. Büyük İskender orada bir kale yapıp şeyden gelen özellikle tabii o Pers İmparatoruna karşı şey yaptı. Büyük savaş verdi şeyde. Bizim hemen o zamanla o devirde Ceyhan Nehri oradan dökülüyordu. İsos eski İsos dediğimiz şimdiki Erzim bölgesinde büyük bir savaş, dünyanın o devirlerdeki en büyük meydan savaşı aslında hala da öyle denilebilir bir meydan savaşı oldu. O meydan savaşında da şeyi yenince, Pers imparatorunu yenince bütün bir doğu taraf, bütün bir Mezopotamya'nın yolu açılmış oldu. Ama bunu korumak için oraya bir kale yaptırdı. Evet. Kozan'da dağın başında bir kale. Evet. Karasis Kalesi. Bu o kalenin özelliği çok büyük bir yeri Bunu şey da mı yapıyor. uçakla çektiniz? Evet, bunu da uçakla çektim. Evet. Değişelim arkadaşlar. Orhan Bey. Ve şimdi geldik Toros Dağları'nda. Tufan Bey'deki tarihi şar antik kenti. Bu eserin özelliği neydi? Evet, şimdi bu Tufanbeyli tabii çok önemli bir şey, merkez o bölgede. Çünkü Kapadokya ile Çukurova'ya geçiş yerlerinden bir tanesi, geçiş noktalarından bir tanesi. Tarih boyunca yani Hititler döneminden bu tarafa hep önemli bir şey olmuştur, geçit yeri olmuştur. Orada bir kilise ama anıt kilise ve orada aşağı yukarı şeyde yapılmış Bizans Roma dönemi yani Roma'nın son zamanı Bizans'ın ilk zamanı 350-380 yıllarında 4. yüzyılda yapılmış bir kilise. Ama o kilisenin özelliği alt kısmında şey var. Vark. Evet. Vark. Evet. Cesetlerin konduğu Cesetlerin yer. konduğu bir yer var. Evet. Dolayısıyla Sapsalamaya. anıt mezar diyelim ona. Evet. Evet. Değişelim arkadaşlar bu görüntüyü. Ve şimdi yine Şar'da. Antik kente giderken yolun kıyısında böyle bir garip mağara gördüm. Evet. Orhan Bey, bu mağarayla ilgili sizin görüşleriniz neydi? Benim görüşlerim şu ki ben onu kendi başıma da yani gezerek sadece görerek değil aynı zamanda benim bu konularda oralara iyi çalışmış bir arkadaşım var. Profesör Ahmet Ünal ki kendisi şeyde Münih Üniversitesi'nde Hititoloji bölüm başkanlığı yapmış bir arkadaşımız. Şu anda da Hitit Bilim Merkezi'nin de başkanı şeydeki Yozgat'taki Çorum'daki. Dolayısıyla onun da söylediğine göre burası bir kaya mezarı. Kaya mezarı. Kaya mezarlığı. Orhan Bey, şimdi dikkate bakarsak iki blok yan yana. Şimdi ama çok dikkate bakarsak sağdaki kaya blokunun gözlerinden
yaş damlayan, ağzında efendim böyle ağlayan bir insanın hıykırması. Soldaki de bir erkek kafasına benziyor. Yani bağırıp çağıran, azgın suratlı bir erkek. Kafa kayfa vermişler. Hani bu görüntü, bunu yontanlar. Bir karı, bir erkek ve bir hanımın, karı kocanın hayat hikayesini anlatmış olamazlar mı yani? Böyle bir görüntü var bak. Hocam bu görüntüyü ben görmemiştim. Senden ilk defa duydum ve şimdi baktığım zaman böyle geriden bakınca çok güzel görünüyor. Haklısınız. Hiç itirazım yok. Çok güzel, çok güzel yakaladınız, gördünüz. Tebrik ederim. İnşallah kitaplarınıza bunu da yazarsınız ileride. Bundan sonraki hazırlayacağım ki bir tane hazırladım, Adana ve Çevresi diye bir kitap. Hemen o bölüme bunu sizin isminizde yazacağım. Evet, değişelim arkadaşlar şimdi görüntüyü. Ve geldik Kozan Kalesi'ne. Uçaktan değil mi çektiniz bu fotoğrafı? Evet hocam, bunu da uçaktan çektim. Kale ve kent. Kozan Kalesi'nin özelliğiyle ilgili bir şey var mı Orhan Bey? Yani o Kozan bölgesi Ermenilerin merkez şeylerinden biri, kiliselerinden bir tanesi ki onu herhalde siz daha iyi biliyorsunuz. Lübnan'da falan gittiniz, onlar hep oradaki aynısını oraya yapmışız, onları evet. Gördünüz. Yani en büyük özelliği Ermenilerin bu bölgedeki merkez durumu, Çukurova'daki merkez durumu. Onun için yani ben bu konuda daha fazla şey söylemek istemiyorum. Siz daha evet, iyi, bu konuda daha iyi. Değişelim arkadaşlar bu görüntüyü. Ve geldik Kastamala şehrine. Şimdi sütunlar, bir ana cadde ve arkada bir kale var. Kastamala, oraya ne diyeceksin? Evet, Kastamala derler. Kastamala kenti, Kastamala kalesi, diğer bir adı Bodrum Kale. Ama bura tabii çok önemli bir yer. Buranın önemli olduğu şu Hititler döneminden beri önemli bir yer. Çünkü burası Hitit Dağ Yolu'nun o devirlerdeki Kayseri bölgesinin Mezopotamya'ya geçiş yeri, açıldığı yer. Dolayısıyla bu kalenin olduğu yer aynı zamanda gelip geçen kervanların ve gelip geçen insanların haç yaptığı bir yer. Çünkü burası kutsal kent olarak da geçiyor tarihte. Yani gerek Romalılar döneminde, daha önceki dönemlerde de, şey döneminde de öyle. Helen döneminde de aynı zamanda. Yani şeyden sonra, Büyük İskender'den sonra kurulan o şeyin, Büyük İskender'in komutanların kurduğu Antiyakos şeyinden sonra. Selefkoslar'ın. Selefkoslar, evet diye geçiyor ya. Onların kurduğu bu bölgedeki devletin de aynı zamanda şeyi, kutsal kenti. Burada 2-3 tane tapınak var. Hamamlar var. Hamamlar var ama o bence tapınaklar çok önemli. Çünkü hep şey işte eski Helen tanrıçaları için, tanrıları için yapılmış tapınaklar dolayısıyla. Evet. Güzel bir kent. Başka görüntüye geçelim arkadaşlar. Şimdi geldik tabii. Kalenin eteğinde hamamların olduğu yer ve arkada bir tiyatro var Orhan Bey. Yani bir bahar mevsiminde bak. Çayır uçaktan çimen. Çektim, çok güzeldi. Uçaktan çektiğim bir fotoğraf. Ama buradaki bence o esas çekmek istediğim şey şuydu. Böyle bir yerde bir şey yapılmış, tiyatro yapılmış. Ve bu tiyatroda bugün konser verebilirsiniz. Nitekim bundan 10 sene sapa önce... Sapasağlam yani. Sapasağlam. Bundan 10 sene önce bizim Adana Senfoni Orkestrası orada bir konser verdi. Evet, böyle söylüyor Orhan Bey. Bir başka görüntüye geçelim arkadaşlar. Ve şimdi geldik. Efendim, Karatepe'deki o güzel kabartma rölyef heykellerinin olduğu bölüme. Buranın özelliği neydi Orhan Bey, Karatepe'nin? Hocam, ben orada çok şey söylemem ama şunu söyleyeyim. Benim için heyecan verici, o resmi görünce heyecan duyuyorum. Çünkü 92 yaşına gelmiş, 90 yaşına gelmiş o devirde ben şey yaptığımda. Bütün bir hayatını oraya vermiş. Halet ki kendisi vefat etti. Onun anısını düşünerek, onunla yaptığım röportajı düşünerek heyecanlandığım bir fotoğraf şimdi.